Altıncı soru. Videoları izlerken içeriklerinden hiçbir şey kaybetmeden video izleme hızını artırıp azaltabiliriz. Hız seçeneği video ilk açıldığında normal hızda yani 1x şeklindedir. Aşağıda 1x'in altında bir hız seçildiğinde videonun izlenme hızının azaldığı, 1x'in üzerinde bir hız seçildiğinde ise videonun izleme hızının arttığı görülmektedir. Hız seçeneği ile videonun izlenme süresi arasında ters orantı vardır. Örneğin 1x hız seçeneği ile 10 dakikada izlenen bir video, 2x hız seçeneği ile 5 dakikada izlenmektedir. İdil bir ders videosunun 2 bölü 3'lük kısmını 1,25x, kalan kısmını ise 1,5x hız seçeneği ile hiç ara vermeden toplam 68 dakikalık bir sürede izlemiştir. Buna göre İdil bu ders videosunu 1x yani normal hız seçeneği ile hiç ara vermeden izlemiş olsaydı toplam kaç dakikada izlemiş olurdu? Şimdi soruyu çözmeye başladığımızda İdil bir ders videosunun 2 bölü 3'lük kısmını 1,25x, kalan kısmını ise 1,5x hızla hiç ara vermeden 68 dakikada izlemişti. O yüzden 3 parçalık bir video çiziyoruz. İlk iki parçayı 1,25x hızla, kalan bir parçayı ise 1,5x hızla izlemişti. Ve toplam bu izlenme süresi 68 dakikaydı. Bu arada hız seçeneği ile videonun izlenme süresi arasında ters orantı olduğu bize soruda anlatılmıştı. Bildiğimiz gibi ters orantıda terimler çarpımlarının birbirlerine eşit olması gerekir. O yüzden 1,25x'in herhangi bir sayıyla çarpıldığında 1,5x ile başka bir sayının çarpımına eşit olması gerekiyor. O yüzden bizim 1,25 ve 1,5 sayılarının ekoklarına bakmamız gerekiyor. Bunların ekoklarına baktığımızda karşımıza 7,5x'in çıkacağını görmekteyiz ya da 7,5t'nin çıkacağını görmekteyiz. O yüzden 1,25x ile 6t'yi çarptığımızda 7,5 yaparken 1,25x ile yine 6t çarpılacak. 1,5x ile ise 5t'nin çarpılması gerekecek. Yani 1,25x ile 6t sürede izlenen bir video 1,5x hızla 5t sürede izlenmekte. Ve bunların toplamının 68 dakika olduğu bize soruda zaten verilmişti. 12t artı 5t'den 17t'nin 68 dakika olduğunu, t'nin ise buradan 4'e eşit olduğunu bulacağız. Bize sorulan ise bu 3 parçalık videonun normal hızla yani 1x hızla kaç dakikada izlenecek olduğudur. Aynı 3 parçalık videoyu çizdiğimizde buranın 1x, buranın 1x, buranın da 1x hızla izlendiğini biliyoruz. Bu arada ters orantıdan dolayı çarpımların 7,5 yaptığını zaten daha önceden bulmuştuk. O yüzden burası 1x hızla 7,5t sürerken burası da 7,5t, şurası da 7,5t zamanda izlenecek. Toplam izlenme süresi ise 22,5t yapacaktır. Biz t'yi 4 bulduğumuz için 22,5'la 4'ü çarptığımızda cevabın 90 dakika yaptığını bulacağız. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. 7. soru. Aşağıda kenar uzunluğu 40 cm olan kare biçimindeki bir zemin üzerinde duran karegöz figürü ve bu perde üzerindeki gölgesi görülmektedir. 1 cm kalınlığındaki bu karegöz figürü 30 cm uzunluğundaki bir tahta sopanın ucuna bağlı olarak durmaktadır. Zeminin karşılıklı iki kenarına paralel duran tahta sopanın zemin dışına kalan kısmının uzunluğu, karegöz figürü ile perde arasındaki mesafenin 1 bölü 4'ünden 3 cm fazladır. Buna göre karegöz figürü ile perde arasındaki mesafe kaç cm'dir? Soruyu çözmeye başladığımızda zeminin karşılıklı iki kenarına paralel duran tahta sopanın zemin dışında kalan kısmının uzunluğu, karegöz figürü ile perde arasındaki mesafenin 1 bölü 4'ünden 3 cm fazladır. Cümlesi geçtiği için karegöz figürü ile perde arasındaki mesafeye 4'ün katı olan bir sayı yani 4x'i vereceğiz. Karagöz maketinin kalınlığı 1 santimetreydi. O yüzden kalınlığının 1 olduğunu bileceğiz. Bu sopanın dışarıda kalan kısmı 4x'in
1 bölü 4'ünden 3 santimetre fazlaymış. Yani x'ten 3 santimetre fazlaymış. O yüzden burası x artı 3 kadardır. Bildiğimiz gibi sopanın toplam uzunluğu 30 santimetreydi. O yüzden Karagöz'ün ayağından sopanın dışarıda kalan kısmına kadar olan uzunluğu bulmak için 30'dan x artı 3'ü çıkartırız. Buradan 30 eksi x eksi 3, yani 27 eksi x'in geldiğini göreceğiz. Şurası ise 27 eksi x kadardır. Baktığımızda zeminin kare olduğunu ve bir kenarının 40 santimetre olduğu bize verilmişti. Topladığımızda 27 eksi x artı 1 artı 4x'lik kısımların, yani buradaki 3 terimin toplamının 40 yapması gerekmektedir. 27 artı 1'den 28, eksi x artı 4x'ten artı 3x'i bulacağız. Bunların 40'a eşit olduğunu biliyoruz. 40'tan 28'i çıkardığımızda 12 kalacak. 3x 12'ye eşit ise x'in 4'e eşit olduğunu buluruz. Bize sorudan sorulan ise Karagöz figürüyle perde arasındaki mesafeyi sorulmuştu. Karagöz figürüyle perde arasındaki mesafe 4x kadardı. Bize sorulan 4x'ti. 4 çarpı x, yani 4. Buradan da cevabın 16 santimetre geldiğini görürüz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 8. soru. Bir otelde 1 Temmuz günü elektronik bir ekran üzerinde müşteri memnuniyet anketi yapılmıştır. Tüm otel müşterileri elektronik ekran üzerindeki memnunum veya memnun değilim tercihlerinden birini seçerek birer defa memnuniyet durumlarını belirtmişlerdir. Her katılımdan sonra ekranda ankete katılan müşterilerin yüzde kaçının memnun olduğunu gösteren memnuniyet çubuğu görülmektedir. Yukarıdaki görselde anketin yapıldığı gün 12 ve 17 itibariyle ekranda görülen memnuniyet çubukları verilmiştir. Bu iki süre arasında 110 kişi memnunum, 90 kişi ise memnun değilim şeklinde tercihini belirterek ankete katılmıştır. Saat 17 itibariyle oteldeki tüm müşteriler memnuniyet anketine katılmışlardır. Buna göre oteldeki müşteri sayısı kaçtır? İlk ankete baktığımızda saat 12'de %80 memnuniyet oranı görmekteyiz. Burada ankete katılan kişi sayısına 100x dersek, buradan 80x kişinin memnun, geri kalan 20x'in ise memnun olmadığını anlayacağız. Daha sonra saat 12'den saat 17'ye kadar toplamda 110 kişi memnunum şeklinde, 90 kişi ise memnun değilim şeklinde ankete katılmışlar. Ve anketteki memnuniyet oranının %70'e düştüğünü görüyoruz. O yüzden toplam memnun olan kişi sayısının 80x artı 110 kişi olduğunu, memnun olmayanların ise 20x artı 90 kişi olduğunu görmekteyiz. Oteldeki tüm müşterilerin sayısını bulmak için 80x artı 110 ile 20x artı 90'ı toplarız. Ve buradan 100x artı 200 kişi olduğunu göreceğiz. Son durumda memnun olanların sayısının 80x artı 110 olduğunu biliyoruz. Memnuniyet oranına baktığımızda ise oteldeki bütün müşterilerin %70'i memnunmuş. O halde bütün müşterilerin, yani 100x artı 200 kişinin %70'inin memnun olan kişi sayısını, yani 80x artı 110'u vermesi gerekiyor. Gerekli işlemleri yaptığımızda 100x artı 200'ü 100'e böldüğümüzde x artı 2'nin geldiğini, 70'e çarptığımızda ise 70x artı 140'ın geldiğini göreceğiz. Bunun 80x artı 110'a eşit olduğunu biliyoruz. Gerekli işlemler yaptığımızda 80x'ten 70x'i çıkardığımızda 10x, 140'tan 110'u çıkardığımızda 30'u, 10x 30 ise x'in de 3 yaptığını görüyoruz. Daha sonra bize sorulan oteldeki müşteri sayısıydı. Oteldeki bütün müşterinin sayısının 100x artı 200 olduğunu biliyoruz. X yerine 3 yazacağız. 100 çarpı 3 artı 200 kişi. 300 artı 200'den dolayı oteldeki
bütün müşterinin sayısının 500 olduğunu bulacağız böylelikle. 9. soru. Birbirine eş 3 kağıt aşağıdaki gibi eş bölmelere ayrılıp bölmelere birer harf yazıldıktan sonra farklı yöntemlerle katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar birer kenarları çakışacak şekilde bir poşet dosyaya aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre poşet dosyanın kısa kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Elimizdeki bu özdeş kağıtlar hem 2'ye hem 3'e hem de 4'e katlanabildiğine göre hem 2'nin hem 3'ün hem de 4'ün katı olan bir sayı vermek zorundayız kısa kenara. Buradan da cevabın 12 olduğunu bulacağız. Ve her bir kenara kenar uzunluğunu tam olarak bilmediğimiz için 12x diyeceğiz. Burada 2'ye katlandığı için 6x'e 6x. Burada 3'e katlandığı için 4x 4x 4x. Burada ise 4'e katlandığı için 3x 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 şeklinde olacak. Daha sonra poşet dosyaya yerleştirildiğinde ise şekildeki gibi olmaktaymış. B'nin uzunluğu burada 6x. C'nin uzunluğu burada 4x, D'nin uzunluğu ise burada 3x kadar. O halde kısa kenar uzunluğu sabit olduğu için 3x ile 19,4'ün toplamı eşit olmalı 4x artı 6x artı 12,4'ün toplamına. Yani 10x artı 12,4 toplamına. 10x'ten 3x çıkartıldığında 7x, 19,4'ten 12,4 çıkartıldığında ise 7 cevabının geldiğini göreceğiz. 7x 7'ye eşitse x'in de buradan 1 olduğunu bulacağız. Peki kısa kenar uzunluğu aynı zamanda d artı 19,4'tü. Yani 3x artı 19,4'tü. X yerine 1 ifadesini yazdığımızda 3 artı 19,4 yani 22,4 santimetre olduğunu bulacağız. Böylelikle cevabımız C seçeneği. 10. soru. Bir ecza deposu karayolu ile ulaşımı zor olduğu bir eczaneye ilaç gönderimini hava koşulları uygun olduğunda uçan göz, drone adı verilen araçlar ile yapmaktadır. Uçan gözler ile gönderimin yapılabilmesi için yağmur, dolu ve kar gibi yağış koşullarının olmaması gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda ecza deposu ile eczanenin bulunduğu bölgenin geçen haftaya ait hava durumu bilgileri verilmiştir. Geçen hafta eczane deposundan eczaneye hava koşullarının uygun olduğu her gün bir defa uçan göz ile ilaç gönderimi olmuştur. Uçan gözün eczane deposundan eczaneye gidiş süresi dönüş süresinden %25 daha uzundur. Geçen hafta uçan gözün bu eczane deposuyla eczane arasındaki gidiş gelişlerinin toplam süresi 108 dakikadır. Buna göre uçan gözün eczane deposundan eczaneye gidiş süresi kaç dakikadır? Toplamda baktığımızda havanın yağışlı olmadığı günlerde 1, 2, 3 gün boyunca bu drone gidiş ve dönüş yapmıştır. 108'i 3'e böldüğümüzde bir gidiş gelişin 36 dakika sürdüğünü görmekteyiz. Verilen bilgiye göre uçan gözün eczane deposundan eczaneye gidiş süresi dönüş süresinden %25 daha uzundur. Eğer dönüş süresine 4T dersek gidiş süresi 4T'nin çeyreği kadar yani 1T kadar daha uzun olacak. Yani 4T'ye 1T eklediğimizde her gidiş 5T sürerken dönüş ise 4T zaman sürmekte. Bir gidiş ve bir dönüşün 36 dakika sürdüğünü biliyoruz. 5T ile 4T'nin toplamının 36'ya eşit olduğunu bulduk. 9T 36'ya eşitse T'nin 4 dakika olduğunu görüyoruz. Bize sorulan uçan gözün eczane deposundan eczaneye gidiş süresi. Gidiş süresine biz 5T demiştik. 5 çarpı 4'ten dolayı 20 dakika süreceğini buluruz böylelikle. 10. sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.